Herkese merhabalar, ben Emine Köy, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep beraber yapması çok kolay, bir o kadar da lezzetli olan sütlü irmik tatlısı yapıyoruz. Benim malzemelerim, tencerede şu an 1 litre süt var ve 10 yemek kaşığı, bu yemek kaşıklarıyla irmiğim ve şu an sütü boşaltıyorum 1 litre süte. Ve yine bu kaşıklarla, yemek kaşığıyla da 10 yemek kaşığı da şeker. Onu da ilave ediyorum. Sütüm şu an soğuk. Ocağımın altını açıyorum. Ben bunu koyu bir kıvam alasıya kadar hiç bırakmadan sürekli karıştıra karıştıra koyulaşmasını bekliyorum. Tatlımız şu an tam kıvama geldi. Kaynamaya başladıktan sonra bir dakika daha kaynattım. Bu şekilde şu an tam kıvamında. Ben altını kapatıp hemen kalıbımı alıyorum. Tatlımızı hemen, ben şu an, benim böyle bir tart kalıbım var. Islattım. Hangi tepsi veya kalıba neye dökerseniz dökün, mutlaka içini bu şekilde ıslatın. Yoksa içinden alamayız, yapışır kalır. Hızlı bir şekilde, hemen eşit bir şekilde yaymaya çalışalım ki tatlımız çünkü hemen donacaktır. Şu an tatlımızı soğumaya ben bırakıyorum. Yapmış olduğumuz sütlü tatlımız soğudu ve ben şu an kalıptan çıkartıyorum. Evet, çok güzel çıktı. Ben şu an tatlımızı kenarıya alıyorum. Ve üzerini süslemek için ben pasta kreması kullanıyorum. Kakaolu olanından. Üzerindeki ölçülere göre şu an uyguluyorum. 1,5 su bardağı süt. Soğuk süt, dolaptan olacak. 1 bardak koydum şu an kaseme ve yarım bardak daha ilave ediyorum. Kakaolu olan, içinde 1 paket var zaten, onu da şu an ilave ediyorum. Ben bunu mikser yardımıyla koyu kıvam alasıya kadar karıştırıyorum. 3-4 dakikadır çırpmış olduğum pasta kremamı ben şu an artık kapatıp sıkma torbama alıyorum. Şu an süsleme kısmına devam ediyorum. Ve üzerlerine de fındık şu an ben koyuyorum. Hindistan cevizi ile etrafını görüyorum şu anda. Bugünkü menümü özellikle öğrencilere ve bekarların da hazırlayıp tüketebileceği çok pratik, çok kolay malzemeli bir tatlıyı seçtim. Sütlü irmik tatlısını yaptık hep beraber. Bugünlük de benden bu kadar. Yapanların ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olur ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız memnun olurum.